Merhaba arkadaşlar, canlının ortak özellikleriyle ilgili videomuzun ikincisindeyiz. Metabolizmaya kadar işledik. 5 metabolizma dedik, işledik. 6.ya geldik, boşaltım. Nedir boşaltım? Arkadaşlar, metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırmasına boşaltım diyoruz. Şimdi, canlılarda farklı farklı şekillerde gerçekleşiyor boşaltım olayı. Mesela bitkilerde yaprak, kök, gövde gibi olaylar boşaltım atıklarını uzaklaştırıyor bu organla. Hayvanlarda arkadaşlar solunum organı, boşaltım organı bunlar boşaltım yapıyor, gerçekleştiriyor. Mesela bitkilerde yaprak dökümü nedir? Bir boşaltım olayıdır. Çünkü bitkiler yaz boyunca, işte ilkbahar yaz boyunca ne yapıyor? Bütün atıklarını yapraklarda depo ediyorlar. Daha sonra bu atıkları da yaprak dökümüyle birlikte uzaklaştırmış oluyorlar. Yani yaprak dökümü bitki için tabii ki iyi bir şeydir. O zaman şöyle diyelim boşaltım için. Metabolizma atıklarının uzaklaştırılmasıdır. Uzaklaştırılmasıdır. Arkadaşlar yazalım. Bitkilerde gövde, kök, yaprak. Hayvanlarda ise solunum ve boşaltım organı atıkları uzaklaştırır. Evet, bu şekilde arkadaşlar boşaltım dedik. Şimdi gelelim bir sonraki ortak özelliğimize. Buna nedir? Beslenme. Evet arkadaşlar, gelelim 7. ortak özelliğimize. 7. ortak özelliğimiz de hücresel solunum. Şöyle hücresel solunum diyoruz. Hücresel solunum. Arkadaşlar hücresel solunumda ne için biz hücresel solunum yapıyoruz? Tabii ki enerji ihtiyacımızı karşılamak için. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için veya ATP ihtiyaçlarını diğer bir adıyla karşılamak için ne yapıyorlar? Hücresel solunum yapıyorlar. İki çeşit hücresel solunum vardır. Bunlardan bir tanesi oksijenli solunum, yani aerobik solunum. Diğeri de oksijensiz solunum arkadaşlar, anaerobik solunumdur. Bunların zaten detaylı olarak anlatımını ayrı bir konu olarak, ünite olarak göreceğiz. O yüzden sadece isim olarak verip geçeceğim. Şöyle diyelim, canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için solunum yaparlar dedik. İki çeşittir dedik arkadaşlar. Neydi? Birincisi oksijenli solunum, diğeri de oksijensiz solunum. Şöyle yazalım. O2'li solunum. Şuraya da O2'siz solunum diyorum. Oksijenli solunumun diğer adı neydi? Aerobik solunum arkadaşlar. Şöyle aerobik. Oksijensiz solunum ise anaerobik. Latince'de bir şeyin başına an gibi ekler getirdiğimiz zaman olumsuz anlamında kullanılıyordu. Aerobin başına an ekini getirdik. Oksijensiz anlamda kullandık. Evet, hücresel solunum bu şekilde. Gelelim bir sonraki ortak özelliğimize. Yani 8 diyeceğiz. Adaptasyon. 8 adaptasyon. Nedir arkadaşlar adaptasyon? Duymuşuzdur, biliyoruzdur. Adaptasyon ortama uyum demektir. Arkadaşlar canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamasına biz adaptasyon diyoruz. Peki bu adaptasyonu niye yapıyoruz? Çünkü hayatta kalma şansımızı ve üreme şansımızı artırmak için yapıyoruz bu adaptasyon olayını. Genellikle mutasyonlarla arkadaşlar hayatta kalma süreleri artabiliyor. Ayrıca mayoz bölünme ve döllenme ile de, yani eşeğli üreme ile de hayatta kalma süremiz artabiliyor. Bazı hayvanlar ise kamuflaj yapıyorlar arkadaşlar. Hani bu kamuflaj olaylarını falan da anlatacağım size. Kamuflaj, bazı hayvanlar düşmanlarını taklit ederek
İşte kamuflaj olabiliyorlar, kamufle edebiliyorlar kendilerini ve bu şekilde yaşama ve üreme şansını artırıyorlar arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Adaptasyon olayı diyoruz. Adaptasyonun temelinde ne varmış? Yaşama ve üreme şansını artırma varmış arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamasıdır. Mutasyonlarla ortama uyum şansı artabilir. Tabii eğer iyi yönde bir mutasyonsa, kötü yönde bir mutasyonsa arkadaşlar elenmesine de sebep olabilir. Ayrıca ne dedik? Kamuflaj yaparak da bazı hayvanlar düşmanları tarafından seçilmesine engel oluyor ve böylece hayatta kalma ve üreme şansını artırmış oluyor. O zaman şöyle diyelim. Kamuflaj bazı hayvanların düşmanları tarafından seçilmesine engel olur. Böylece ne yapıyormuş? Yaşama ve üreme şansı artıyormuş. Böylece yaşama ve üreme şansı artar. Evet, işte adaptasyon dediğimiz olay da bu şekilde. Dediğim gibi bu kamufle olaylarını falan ayrıca anlatacağız. Şimdi gelelim bir diğer ortak özelliğimize. Arkadaşlar bir diğeri de nedir? Üreme. Şöyle 9 diyorum. Üreme. Arkadaşlar canlının yaşamını sürdürmesi için gerekli olan bir şey değil üreme. Ama neslini devam ettirmesi için gerekli olan bir şeydir. Yani aslında üremeyi bir nevi biz ne için yapıyoruz? Neslimiz, soyumuz devam etsin diye yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden üreme oldukça önemlidir. İki çeşit üreme vardır. Bunlar eşeyli ve eşeysiz üremedir. Eşeyli üremenin ve eşeysiz üremenin birbirine farklı avantajları, dezavantajları vardır arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli değildir. Gerekli değildir. Ne dedik? Neslini devam ettirmesi için gereklidir. İki şekilde oluyor dedik. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Hemen yazalım şöyle başlığımızı. Şöyle eşeyli, şu kısma da eşeysiz yazalım. Arkadaşlar, eşeyli üremede çeşitlilik vardır ve ortama uyumu artırır. Yani hani bu adaptasyondan bahsettik ki işte adaptasyon yeteneğini artırır. Eşeysiz üremede ise çeşitlilik genellikle yok. Hani mutasyon olmadığı sürece çeşitlilik yoktur arkadaşlar. Ortama uyum şansını azaltıyor. O yüzden eşeyli üreme daha avantajlıyken eşeysiz üreme birazcık dezavantajlıdır diyebiliriz. O zaman yazalım. Çeşitlilik var. Çeşitlilik yok diyoruz arkadaşlar. Genellikle yok tabii. Eşeylinin temeli mayoza dayanır. Temeli mayoz. Eşeysizin temeli de mitozdur. Temeli mitozdur arkadaşlar. Evet, üreme de bu şekilde. Tabii bunun detaylarını yine göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki ortak özelliğimize. Bu da nedir arkadaşlar? Beslenme. Beslenmeden de bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sayfaya geçelim ve beslenme yazalım. Şöyle 10 diyoruz, beslenme. Arkadaşlar nedir beslenme? Yine canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için beslenmek zorundadırlar. Beslenme iki çeşittir. İkiye ayırıyoruz beslenmeyi. Birazcık uzun anlatacağım ben beslenmeyi. Arkadaşlar bir ototrof beslenme vardır, bir de heterotrof beslenme vardır. Ototrof beslenme kendi besini kendi üretmektir. Heterotrof beslenme ise arkadaşlar besinini hazır almak demektir.
Ototrof olanlara üretici de diyoruz. Heterotrof olanlara tüketici diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar kendi içerisinde ayrılacaklar. Özellikle ototrof beslenmede canlıların ortak özelliklerinde çıkıyor arkadaşlar. O yüzden anlatıyorum. Fotosentez yapanlar fotoototrof, kemosentez yapanlar da kemoototrof olarak ayrılıyor. Bunlardan bir bahsedelim. Şöyle beslenmeyi anlatalım. Şöyle diyelim. Canlılar enerji ihtiyacını karşılamak için beslenir. İki çeşittir. Nedir bunlar arkadaşlar? Birincisi dediğim gibi ototrof, diğeri de heterotrof. Şöyle ayıralım. Ototrof. Biraz bu tarafa gidelim. Heterotrof. Heterotrof. Evet, ototrof kendi besinini kendisi üreten, heterotrof ise arkadaşlar besinini hazır alan demektir. O zaman şöyle diyelim. Ototrofu kendi besinini üretir diyelim. Kendi besinini üretir. Heterotrof için ise dışarı besini hazır alır. Besini hazır alır. Arkadaşlar, ototrof olanlara üretici de diyoruz. Üretici. Heterotrof olanlar ise nedir? Tüketicidir. Tüketici. Şimdi ototrof olanlar kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Ne dedik? Fotoototrof ve kemoototrof. Şöyle ayıralım. Fotoototrof ve kemoototrof. Arkadaşlar, fotoototrof olanlar fotosentez yapar. Kemoototrof olanlar da kemosentez yaparlar. Hemen yazalım. Fotosentez yapar. Bu da kemosentez yapar. Arkadaşlar, fotosentezde ışık kullanır. Kemosentezde ışığa ihtiyaç yok. Işık kullanmaz. Zaten foto ışık demektir. Unutmayın, fotondan gelir. Daha sonra fotosentez, yani fotoototroflar sadece gündüzleri besin üretebilirler arkadaşlar. Kemoototroflar hem gece hem gündüz besin üretebilir. Çünkü ışığa ihtiyaç yoktur. Bu yüzden gece gündüz besin üretebiliyorlar. Daha sonra örneklerini de yazalım. Mesela arkadaşlar, fotoototroflar için siyanobakteri, bitkiler, algiler, bunlar nedir? Bizim fotosentez yapan canlılarımızdır. Kemosentez yapanlar ise nitrifikasyon bakterileri. Bunlar azot döngüsünde rol oynayan bakterilerdir arkadaşlar. Nitrifikasyon bakterileri. Tabii yine başka bakteriler de vardır ama en bilineni bunlardır. Gelelim heterotroflara. Arkadaşlar, heterotrofları da yine kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Holozoik beslenme ve saprofit beslenme olarak. Şöyle yazalım. Holozoik. Nedir holozoik beslenme? Katı beslenme demektir arkadaşlar. Saprofit beslenme ise çürükçül beslenme demektir. O zaman yazalım. Katı beslenmedir. Katı beslenme. Saprofit ise çürükçül beslenme. Arkadaşlar, katı beslenme kendi içerisinde ayrılıyor. İşte otla beslenenler herbivor, etle beslenenler karnivor, hem et hem de otla beslenenler omnivor olarak isimlendiriliyor. Saprofitler ise örnek olarak verecek olursak, işte bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit olarak görev yapabilirler. O yüzden holozoyu ben şöyle yazıyorum. Herbivor, karnivor ve omnivor. Bunları zaten canlılarda beslenme diye ekoloji kısmında anlatacağım tekrardan. O yüzden çok fazla detayına inmiyorum. Saprofite ise örnek verelim. Bazı bakteriler ve bazı mantarlar. Bazı mantarlar.
Evet, beslenme dediğimiz olay bu şekildedir arkadaşlar. Gelelim bir sonraki ortak özelliğimize. Artık açıklayacağım son ortak özellik. Diğerlerini sadece isimlerini yazacağım arkadaşlar. Zaten isimlerinden ne olduğunu anlayabileceğiz. 11 diyorum. Homeostasi. Homeostasi. Ne demek homeostasi? İç denge demektir arkadaşlar. Homeostasi, iç denge. Arkadaşlar, değişen çevre koşullarına karşı, mesela sıcaklık olur, pH olur, bunlara karşı vücudumuzun iç yapısının değişmez olmasına biz ne diyoruz? Homeostasi diyoruz. İşte vücut ısımızın sabit tutulması, işte ağzımızın nötr olması, midemizin asidik olması, bunların hepsi nedir? Homeostasidir ve vücudumuzda, beynimizde homeostasiyi ayarlayan bölge hipotalamustur. Bunu da unutmayın. Karşımıza belki çıkabilir. Canlıların ortak özelliklerinde değil de diğer konularda mutlaka çıkacaktır. Şöyle diyelim, değişen çevre koşullarına karşı, vücudun iç yapısının kararlı olmasıdır. Kararlı olmasıdır. Örneklerini de verelim. İşte vücut ısısı, pH gibi arkadaşlar. Bunun gibi özellikler homeostasi ile ilgili gelen özelliklerdir. Şimdi geliyorum diğer ortak özelliklere. Diğer ortak özellikleri şöyle bir yeşil kalemle yazacağım. Arkadaşlar, 12. ortak özellik nedir? Büyüme, gelişme ve ölüm. Şöyle büyüme ve ölüm diyelim. Büyüme ve ölüm. Daha sonra 13. ortak özellik ribozom bulundurma. Zaten hücresel yapıyı açıklarken dedim ribozom tüm canlılarda vardır diye. Buraya da yazalım. Ribozom bulundurma. 14.'ye geldiğimizde arkadaşlar DNA ve RNA bulundurma. DNA-RNA bulundurma. 15. ortak özellik mutasyona uğrayabilme. 16. özellik protein sentezi. Şimdi ribozom hepsinde bulunuyorsa o zaman protein sentezi de ortaktır. Protein sentezi. Ve son olarak 17'ye de enzim üretme diyorum. Yine birçok ortak özelliğimiz çıkar. Mesela şunu da yazayım. 18 olarak glikoliz evresi. Glikoliz olayı diyelim ya da. Bu solunumda görülen bir özelliktir arkadaşlar. Hücresel solunumu anlatırken bahsedeceğim. Glikoliz tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Sonraki basamaklar oksijenli ve oksijensiz solunum yapanlarda farklılık gösterir. Ama glikoliz olayı yine tüm canlılarda ortaktır. İşte bunun dışında hücre zarı bulundurma diyebiliriz, sitoplazma bulundurma diyebiliriz arkadaşlar. Bu gibi birçok şey diyebiliriz ama genel olarak ortak özelliklerimiz bu kadar. Evet, canlıların ortak özellikleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Sonraki videoda canlıların temel bileşenlerine geçiyoruz. İnorganik bileşikleri anlatacağım size arkadaşlar. Asitler, bazlar, tuzlar, su gibi özelliklere bakacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.